Tamer Korkmaz, Derin Bağlantılar Terör Partisi'nin eş genel piyonu Selahattin Demirtaş, hendeklerin ardından güvenlik güçlerimize ateş açan PKK'lı teröristlerin ellerinden öpüyormuş. Sadece bu sözleri bile kendisinin siyasetçi maskesi takmış bir kravatlı terörist olduğunu göstermeye yetiyor. HDP'nin başındaki görevini bıraktırsalar abi Nurettin gibi dağa çıksa kimse şaşırmaz. Nurettin de dağa çıkmadan önce HDP'nin öncülü DTP'nin genel başkanıydı ya. Kravatlı teröriste ekranlarında saz çaldırıp onu barış güvercini pozlarında sahneye süren Doğan Medyası'nın yöneticileri de PKK'lı teröristlerin ellerinden öpüyor mu acaba? HDPKK'nın bir diğer candan destekçisi Paralel Gazete ise attıkları roketle kahvaltı sofrasındaki üç çocuklu bir anneyi öldüren teröristlerin bu saldırısını manşetinden verirken PKK yaptı demiyor. Diyarbakır Sur'daki o anneyi çatışmalar vurmuş. Paralel yapının da PKK'lıların ellerinden öptüğü aşikardır. Eski Gürcistan imamının ekrandaki ifşaatı paralel yapıyla PKK arasındaki paslaşmanın yeni olmadığını, 2005-2006 döneminde başladığını açık etti. Selahattin mi? Washington'ı adeta su yolu yaptı. Oradan dönüşte Moskova'ya gitti, Lavrov'a yaltaklandı. Bağımsız Müslüman Türkiye'ye düşmanlık yapan kim varsa, Mr. Demirtaş onlarla işbirliği halindedir. Vatana ihanet tescillidir. Kobani eylemlerini bahane eden kalkışmadan birkaç gün öncesinde Washington'ı ziyaret edip eski kaşar siyahı ajanından sufle almıştı. Mr. Fuller mi? Paralel yapının loja efendisi için referans olmuş, uzatmalı bir ajandır. Türkiye'deki görevimiz tehlike antetli yılları 1964 yılında başlamıştır. Paralel yapının kainat imamı henüz 25 yaşındayken Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'ni CIA bağlantılı kurduğunda sene 1963'tü. Fuller Türkiye'deki özel görevinde henüz yeni iken yani 1966 yılında dini cemaat görünümünü malum yapının temelleri atılmıştır. 2011'de çıkan Türkiye'nin Kürt meselesi adlı kitapta Graham ile Henry Barkin'in imzaları vardır. Kitap çok daha önceki yıllarda yazmış oldukları Kürt raporudur. Barki de Fuller'in paltosundan çıkmıştır. Siyahici Henry Barki İngiliz Financial Times gazetesindeki yazısında 10 Eylül 2015'te terör partisi HDP'yi sanki PKK terör örgütünden farklı imiş gibi göstermeye, aklınca sempatikleştirmeye yelteniyordu. Council on Foreign Relations, CFR'ın iki ayda bir çıkardığı Foreign Affairs dergisinin Kasım Aralık 2009 sayısında yayınlanan Türkiye'yi dönüştürenler başlıklı makalede imzası bulunan iki isimden birisi Harry Barkey'di, diğeri Morton Abramowitz'tir. İkili Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı'nı azarlamasından yakınıyorlardı ve AKP hükümetinin batıyla uyumsuzluğunun her geçen gün artmasından duydukları kaygıyı dile getiriyorlardı. 1970'lerin ikinci yarısında içerideki baronsal gladio eski rejim tarafından kurdurulmuş olan PKK terör örgütü. Amerika İsrail güdümündeki 12 Eylül askeri yönetimi döneminde ters manyel yöntemle hazırlanmış ve palazlandırılmıştır. Diyarbakır cezaevindeki sistematik işkenceler bu yoldaki en etkili kilometre taşıydı. O cezaevindeki tahliyelerin en yoğun olduğu yıl mı? 1984'tür. PKK'nın ilk terör saldırısı 15 Ağustos 1984'te gerçekleştirilmişti. Ara kalıp paralelin devlet içinde yapılandırılmaya gizli bir sefer görev emriyle başladığı yılda 1984'tür. Diyarbakır cezaevindeki işkenceleri yapan özel görevliler bir adım öncesinde Türkiye masasındaki CIA ajanları tarafından işkence yöntemleri hususunda eğitilmişlerdir. Ruzi Nazar sonrasında CIA'in Türkiye'de en fazla öne çıkan isimleri Paul Hensley Granfuller'dir. İlk kez 1959'da Türkiye'ye gelip 70'li yıllarda da Ankara'da bulunan ve 1980 darbesini bizim çocuklar yaptı diye haber veren Paul Heinz'in ülkemizdeki en yakın dostu Kasım Gülek'ti. Vaktiyle Seyyid'in kurduğu Mun tarikatının Türkiye'deki ilk temsilcisi olan Mr. Gülek mi? Uzun yıllar önce loca efendinin Mason locasıyla irtibatını sağlayan kişidir. Baldızı Aylin Devrimel Radomisli, 1992'de paralel kainat imamını Morton Abramowitz buluşturmuştu. Paralel Loja Efendi'nin Amerika'da ikametini sağlama, kolaylaştırma hususunda yardımcı olmuş derin isimlerin başındaysa Graham Fuller vardır. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak